Programımız şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edecek. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii İmam Hatibi Hafız Halil Necipoğlu hocamızı ben Kur'an-ı Kerim tilaveti için sahneye davet ediyorum. Buyursunlar hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlû تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا
وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين والحاضرين والغائبين اللهم ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا بحرمة أسرار تعالى الفاتحة Efendim bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetinden ötürü Hafız Halil Necipoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi garazsız ve ivazsız her canlıya hizmet etme gayesinde olan vakfımız adına konuşmalarını yapmak üzere Aydın Duman Beyefendi'yi ben huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Muhterem Vakıf Mütevelli Heyet Başkanım, uzaktan ve yakından programımıza katılan değerli hanımefendiler, beyefendiler, gençler, sevgili çocuklar, basınımızın değerli mensupları, bizleri güzel bir gaye için şerefül mekanı bilmekin kelamı kibarının tecellisi olarak bu güzel mekanı şereflendiren büyüklerimizle bir araya getiren Yüce Rabbimize hamdolsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve her türlü güzelliği sevgili Habibi Edibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun pak ehli beytine, ashabına, büyüklerimize, şehitlerimize ve siz değerli misafirlerimizin üzerine olsun. Saygıdeğer misafirlerimiz, vakfımız hizmetleri kültürel faaliyetlerinden bu dönem huzurlarınızda beşincisi yapılacak olan Somuncu Baba ve Hulusi Efendi paneline hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah güzeldir, güzel olanı sever prensibi ile güzel olan her şeyi insanların hizmetine sunmak gibi yüce bir gaye ile kurulan vakfımız her zaman halkın yanında hakla beraber olma yüceliğini şahsında ve eserlerinde gördüğümüz, hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfeden, gerçek manada tasavvufun insanlara hizmet olduğunu örnek ahlakıyla sergileyen, yapılan hizmetleri Allah için yapan ve topluma örnek olan, İnsanları aydınlığa eriştiren maneviyat erleri arasında yer alan Somuncu Baba Hazretlerinin temiz neslinden gelen Hulusi Efendi Hazretleri tarafından malumlarınız olduğu üzere 1986 yılında kurulmuştur. Saygıdeğer misafirlerimiz, Hulusi Efendi Hazretleri geçmişten geleceğe hizmet etme aşk ve heyecanını garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya,
kimsesizin düşkünün ayağı ol, eli ol ve hulusi istersen rıza, gönüllere sen hizmet et. Kıblegahı esrar olan aşıkların gönülleri düsturlarına göre ömrünün son günlerine kadar insanlığa ve her canlıya hizmet etmiş ve böyle bir insan olarak ömrünün nasıl dolu dolu yaşanacağını güzel ve örnek ahlakıyla ortaya koymuştur. Konuşmama burada son verirken, Çanakkale Deniz Zaferimizin 102. yıl dönümünü idrak ettiğimiz şu günlerde Çanakkale şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle yad ediyor. Çanakkale ruhunu aziz milletimize ebediyen devam ettirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Programlarımıza katkılarından dolayı tüm devlet erkanımıza ve Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen Beyefendi'ye, tüm emeği geçenlere, panelist ve Kur'an-ı Kerim tilavet eden değerli hocalarımıza ve siz değerli katılımcılara vakfımız adına en kalbi duygularımla şükranlarımı arz ediyor. Panelimize konu olan gönül ve hizmet mimarları Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Hazretlerini saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Saygı ve hürmetlerimle. Efendim, konuşmalarından ötürü Aydın Duman Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Malumunuz Allah dostu iki güzel yüreği anıyoruz. Anadolu'yu mayalayan iki gönül sultanını anıyoruz. Şimdi o iki gönül sultanından bir tanesi, Osman Hulusi Efendi'nin divanından birbirinden güzel beyitleri az sonra dinleyeceğiz. Kuvvetli alkışlarınızla ben hanendelerimizi yerlerine almak istiyorum ama kuvvetli alkışlarınız olur ise. Evet, şimdi o gönül sultanının yüreğinden dökülen sözleri musikiyle birleştiren Üstad Bestekar hanende Halil Necipoğlu sizlerle. Buyursunlar. Thank you.
sana nalan, sana nalan olaydım ya. Nideydim Zülfü Leyla'yı, nideydim Çeşmi Şehla'yı. Nideydim, nideydim, nideydim başka sevdayı, sana sızan olaydım ya. Ah, nideydim şanına layık, Hulusi'nin olmasa aşık. Nideydim olmayayık, sana mesten olaydım. Sana mestan olaydım ya, sana mestan olaydım ya. Vermek için
Efendim böyle yüksek bir huzurda olmak bizim için büyük bir bahtiyarlık. Yanı sıra büyük de bir heyecan. Mazur görünüz lütfen bu heyecanımı. Ama kalbimin bu kıpır kıpır olması bu huzura kabul edilmemden dolayıdır. Evvela saygıdeğer efendime çok teşekkür ediyorum. Bendenizi burada görmek istemişler. Büyük bir bahtiyarlık vesilesi oldu. Çok teşekkür ediyorum hepinizi. Derin muhabbetlerimle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu güzel nameleri bizlerle, musikiyle harmanlayıp bizlere sunduğu için çok kıymetli müzik adamımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Abdullah Kahraman hocam ve yine Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamı ben alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Buyursunlar hocam. Çok kıymetli Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanım, muhterem misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. İlk olarak Şeyh Hamidi Veli Somuncu babamızı anlatmak üzere Profesör Doktor Abdullah Kahraman Bey'e ben sözü bırakıyorum. Buyurun efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme rzukna hıfzel murselin ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bi keramike ya ekramel ekramin ve ya erhamel rahimin. Muhterem vakıf başkanımız, değerli davetliler, muhterem dinleyiciler, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, daha öz bir ifadesiyle, daha gönülden bir adlandırmayla Somuncu Baba'nın, Somuncu Baba yolunun ve ocağının, Hulusi Efendi'nin gül bahçesinin gülleri, bu ziyafet sofrasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, bizlerin Somuncu Baba'yı, Hulusi Efendi'yi anlatmak gibi bir haddi olamaz. Ancak anabiliriz. Bizim vazifemiz anmaktır. Onun için hep beraber o istikamet ve irfan erlerini anarak onların insanlığın kalbine ve Rabbimize giden yollarda oluşturdukları ışığa tabi olmak adına dualar ediyor, niyazlar ediyor ve Rabbimize diyoruz ki Allah'ım onları nasıl rızıklandırdıysan, onlara hangi nimetten verdiysen, onlara hangi istikameti nasip ettiysen biz de İsyanlarımıza, günahlarımıza, cirmimize, cürmümüze bakmadan senden onu talep ediyoruz ya Rabbi. Bizlere de onlara verdiğin güzel nimetlerden ver. Aslında biz onlara verilen nimetin, o büyük sermayenin ne olduğunu biliyoruz. O büyük sermaye İstikamet sermayesidir. Öyle ki o istikamet Yüce Allah'ın bütün peygamberlere verdiği, özellikle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında temessül eden ve Kur'an'ımızda ilk surenin ayetlerinden birisi olan ve bizden
her daim, her okuduğumuz, her kıldığımız namazda, okuduğumuz Fatiha'da tekrar ettiğimiz istikamettir. Biz istikamet talipleriyiz, istikamet yolcularıyız, istikametin talepkarlarıyız. Nasıl ki ihdine sıratal müstakim, sen bize yolun en doğrusunu, istikamet yolunu ver, göster ya Rabbi diyorsak, Allah'ım bizi istikametten ve istikamet erlerinin yolundan da ayırma diye niyaz ediyoruz. İşte bu program herhalde bu istikamet talebimizin zirve yapması, istikamet noktasında gönüllerimizi, ellerimizi ve niyazlarımızı birleştirmek için tertip edildi. Yine dua ediyoruz ve ya Rabbi bizi istikametten ve istikamet erlerinin yolundan ayırma diyoruz. O kadar mühim bir şey ki bu. Anlatacağım, anacağım Somuncu Baba'nın en önemli özelliklerinden birisi bu. İstikamet, dost doğru olmak, emredildiği gibi dost doğru olmak. Kur'an'da Hud suresinde bu ayet nazil olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki beni Hud suresi ihtiyarlattı. Dediler ki ya Resulallah senin gelmiş ve geçmiş günahların affedildiği halde neden seni bu sure ihtiyarlattı? Devamındaki cümle beni ihtiyarlattı buyurdu. Festekim kema umirte ve men tebe me'ak. Ey Muhammed, sen emrolunduğun gibi dosdoğru ol, seninle beraber tövbe edenler de, seninle beraber iman edenler de, sana iman edenler de, senin yolundan gittiğini söyleyenler de istikamet üzere olsunlar. İşte bu istikamet kalitesini ümmetim tutturabilecek mi acaba? Onun endişesiyle bu sure beni ihtiyarlatıyor, diyor Peygamberimiz. Onun için Allah'ın velileri, veli kulları, Allah'ın kendisine dost edindikleri, kendilerini Allah'a dost kılanlar, Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmayacaklardır. İnnellezine kalu rabbunallahu thumme istekamu. O müminler ki, o istikamet erleri ki, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra da dost doğru oldular. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu. Melekler onlara iner de iner. Ella tehafu ve la tehzenu. Korkmasınlar, mahzun olmasınlar diye. Ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun. Vaad edildiğiniz cennet size melekler tarafından müjdelensin diye. Ve bir müjde daha, nahnu evliyaüküm fil hayati dunya ve fil ahira. Korkmayın. Rabbimiz diyor ki, istikamet üzere olursanız, imanınız ve istikametiniz tam olursa, dünyada da, ahirette de, veliniz, himayeciniz, dostunuz, sığınacağınız en güzel, en güçlü, en sarsılmaz makam biziz diyor Rabbimiz. İşte bu Evliyaullah'ın en büyük fonksiyonu, Peygamberimizin endişe duyduğu, acaba ümmetim de istikamet üzere olabilecek mi endişesini ortadan kaldırmak, insanlığın istikametine yardımcı olmak, İnsanları saptırmak için binlerce hilenin ve tuzağın olduğu dünyada peygamberin izini, peygamberin sünnetini
peygamberin siretini ve yolunu sünnetine uyarak aşkı, muhabbeti, kardeşliği kalpten kalbe, gönülden gönüle taşımak suretiyle insanlığın istikametini sağlamaktır. Onun için biz bütün evliyaullahı, bütün ulemayı ve bütün istikamet erlerini rahmetle, minnetle yad ediyor ve onlar için dua ediyoruz. Aynı zamanda Rabbimizin onları bize şefaatçi kılması için de niyazda bulunuyoruz. Değerli kardeşlerim, bu genel girişten sonra Somuncu Baba Hazretlerinin bazı özelliklerini kendi ifadelerimle, acizane kendi tespitlerimle sizinle paylaşmak istiyorum. Herhalde zamanımız sınırlıdır. 20 dakikayı geçmemek üzere sözümü bitirmek istiyorum. Ne güzel bir tevafuk ki Rabbimiz bir kul yaratmış, ona somun, baba, fırın gibi üç özelliği vermiş. Ben adını duyduğumdan beri, okuduğumdan beri bu üç kelime beni gerçekten apayrı bir aleme götürür, sımsıcak sarar ve bana ümit ve güven verir. Çünkü baba her şeyden önce, baba nedir? Baba velidir. Baba himayecidir. Baba güvencedir. Baba dayanaktır. Baba bir insanın dünyada çadırının sabit kalması için yere çakılan kazık gibidir. Çadırının çökmemesi için orta direktir baba. Baba evladına nasihat eder. Yanlış yollara düşmesi noktasında onu uyarır. Üzerine titrer. Şefkat meleğidir baba. Baba edep timsalidir. Doğruların önderidir. Onun için Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri baba olarak anılıyor. Çünkü o gerçek anlamda insanlığa babalık yapıyor. Gerçek anlamda insanlığa veli oluyor. Onların aleyhine olabilecek hiçbir tasarrufa imza atmalarını, bulaşmalarını kabul etmiyor ve onları bütün hal ve hareketleriyle, tavır ve davranışlarıyla ikaz ediyor. Somuncu Baba bu yönüyle nedir diye sorulursa, Somuncu Baba merhamettir, aşktır, istikamettir, tüten ocaktır, yerde yıldızdır, gökte pusuladır. Tek kelimeyle bize yol gösteren, Allah için peygamber aşkıyla ve ilhamıyla yol gösteren bir kutlu istikamet eridir. Somuncu Baba'nın babalığı aynı zamanda muallimliği bize anlatır. Bir eğiticidir, bir öğreticidir, bir eğitmendir. Hem öyle eğitmen ki sadece bize zahiri ilimleri veren birisi değil, aynı zamanda ruhumuzu doyuran, aynı zamanda gönlümüzü fetheden, Resul-ü Ekrem'den bize bir aşk, bir neşve taşıyan, bizim için çırpınan, kendisi yandıkça bizi aydınlatan bir mum misali babadır Somuncu Baba. Somuncu Baba'nın fırını terbiyeyi
mektebi, medreseyi ve okulu temsil eder. Ocağı temsil eder. Yakmak için yanmak gerekir. Olgunlaşmak için pişmek gerekir. Onun için Somuncu Baba fırınla temsil edilmektedir. Onun somun diye pişirdiği şeyler bizim sadece midemizi doyuran, bize maddi gıda olan şeyler değildir. Aslında içerisinde manevi gıdalarımız olan irfandır somun. Somun bir müminin amelidir, hasılasıdır. Helal lokmanın temsilidir somun. Somun eğitilmiş bir mürittir. İnsanlığa eğitilerek gösterilen bir mümin numunesidir. Somuncu Baba işte babalığıyla, fırınıyla, somunuyla bize bunları anlatıyor. Ve o ocak, 14. yüzyılda yanan o ocak hala yanmaya devam ediyor, tütmeye devam ediyor, zararlı atıkları yakıp faydalıları insanlığa sunuyor. Zararlıları yakıp faydalıları somun olarak insanların sofrasına ve huzuruna getiriyor. Tıpkı tarihte olduğu gibi. Bakınız, o ocaktan, o fırından sadece Bursa'nın bir mahallesinde veya sokaklarında müminlere dağıtılan somunlar, müminler nidasıyla dağıtılan bildiğiniz somunlar yetişmedi. Hacı Bayram-ı Veliler, Üftade Hazretleri, Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Molla Fenariler, İhramcızadeler, Hulusi Efendiler, hep o fırından yetişen ve insanlığa her biri salih amel gibi imdada yetişen birer istikamet yeri olmuştur. Somuncu Baba bu fırını kurabilmek için, bu somunları yetiştirebilmek için Kayseri, Erdebil, Şam, Suriye, Aksaray, Türkiye'nin ve dünyanın dolaşmadığı yeri kalmamıştır. Zahiri ilimler yanında manevi ilimleri de öğrenmiş, hem maddi hem manevi, hem insanlara maddi gıda hem de manevi gıda olmuş bir büyük alim ve tasavvuf insanıdır. Onun 4 tane özelliği var. 4 özellik olur mu? Benim kasır anlayışım onu 4'le sınırlayabiliyor ancak. Bunların başında müteşerri bir mutasavvıf olma yönü geliyor. Pergelinin sabit ayağı daima şeriat üzerinde olan, uçuk kaçık, ne olduğu belli olmayan, insanları nereye götüreceği tahmin edilemeyen, dümeni olmayan, istikameti olmayan bir tasavvuf anlayışı değil. Gıdasını, ölçüsünü şeriattan alan, ölçüsü şeriat olan, yolu Hazreti Muhammed Mustafa yolu olan bir tasavvuf anlayışına sahiptir Somuncu Baba. Buna göre şeriat tasavvufun ayaklarını dine sabitler, maneviyatın ve aşkın kayganlığından onu korur.
Fıkıhsız tasavvuf, dizginsiz ata, frensiz arabaya, dümensiz gemiye ve rotasız uçağa benzer. Buna göre şeriat petekse, onu balla dolduran tasavvuftur. Onun arısı zikirdir. Balın kalitesi, aroması ve poleni müridin, salikin, arifin gayret ve istikametine göre derece derece değişiklik arz eder. Tasavvuf olmazsa fıkıh ruhsuz cesede, kaymaksız süte, balsız peteğe, tek kanatlı kuşa, meyvesiz ağaca benzer. Bundan dolayı büyük alim İmam Şafii Hazretleri ne güzel ifade etmiştir fıkıh ve tasavvuf ayrılmazlığını. Fakihen ve sufiyen fekün leyse vahiden ve inni ve hakkillahi iyyake ensahu ve hâzâ kâsin lem yedhuk kalbuhu tukan ve zâke cehûlun keyfe zül cehli yasluhu. Hem fakih ol hem de sufi. Sakın olma bunlardan biri. Sırf fakih, kalbi katı biri. Fıkı bilmeyen sufi, cahillerin en cahili. Nasıl olur da düzeltir hem kendini hem de seni, diyor İmam Şafii. İşte onun için Somuncu Baba da bu hakikatleri bildiği için şeriatı ve tasavvufu, zahiri ve batını bir arada bulunduruyor. Bir medrese hocası olan Hacı Bayram-ı Veli'ye, adı Numan iken bir bayram günü kendisiyle tanıştığı için bayram olarak onu meşhur ediyor. Zahiri ilimlere verdiğin emek yeter evladım. Biraz da batıni ilimlere, irfana, tasavvufa önem ver diyerek onu medreseden alıyor, tekkeyle buluşturuyor. Ve bir müminde ve mutasavvufta olması gereken mütevazi kişiliğin sahibidir. O kadar ki kendisini gizlemiştir, 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 adeta bir fırına hapsetmiştir. Ama Emir Sultan Hazretleri Bursa Ulu Camii'nin açılışında onun sırrını faş etmiştir. O gün bir hutbe irad edilecektir. Onu Emir Sultan Hazretleri irad etmelidir padişaha göre. Ama Emir Sultan Hazretleri, efendim, üstelik padişahın damadıdır. Burada zamanın kutbu varken bize düşmez deyince, kimdir zamanın kutbu? Somuncu Baba Hazretleri, Şeyh Hamidi Veli var burada deyince, bundan memnun olmaz tabii. Çok müteessir olur. Çok müteessir olur ve sırrımızı faş ettin diyerek Bursa'yı terk eder. Onun için değerli kardeşlerim, halkın dilini konuşan, mütevazi bir kişilik olan, gözü halkın cebinde olmayan, Kur'an'dan seçtiği üstün hakikatleri yaşayan, peygamberin sünnetini takip eden ve maddesiyle manasıyla insanlığa örnek bir şahsiyet olan, hala ocağı tüten, o ocağın etrafında sizleri ve bizleri bir araya getiren bir Somuncu Baba ve onun yoluna sahibiz. O ocak bugün burada anlatıldığı gibi Darende'de bütün ihtişamıyla, bütün mütevaziliğiyle devam etmektedir. Cenab-ı Hak daim kılsın, yollarından, istikametlerinden ayırmasın. Saygılar sunuyorum. Aslında bütün insanlar fakirdir. Herkes fakirdir. Önemli olan fakir olduğunu bilebilmektir. Aciz olduğunu bilmektir. Mahrum olduğunu bilmektir. Bunu bildiği zaman, o kibirden, gururdan azade olduğu zaman sultan oluyor.
İşte bazıları gönüller sultanı oluyor, bazıları dünya sultanı oluyor. Dünya sultanları ne kadar kıymetli olurlarsa olsunlar, ne kadar yüce olurlarsa olsunlar, gönül sultanlarının yanında aslında bir hiç oluyorlar. Bazı gönül sultanları çok büyüyorlar, çok daha önem kazanıyorlar. Neden? Zira belki insanlığın en felaketli zamanlarında doğuyorlar. En felaketli zamanlarında. Mevlana'yı belki çok yüce kılan, insanların bir liman aradığı dönemdi, Moğolların ortalığı mahvettiği bir dönemdi. Öyle dönemde hele bütün insanlık böyle bir liman arıyor. Kurtuluş limanı arıyor. Çünkü ne din kalıyor, ne iman kalıyor, ne insanlık kalıyor. Sanki insanlar bir canavarlaşıyor. Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifleri öyle muazzam bir ışıkla insanlığın en karanlık bir zamanı değil miydi? Yine işte Peygamber Efendimiz'den sonra da böyle onun varisleri geldiğinde insanlığın zor zamanlarında gelenler daha fazla bir ışık yayıyorlar. Birinci Cihan Harbi'nin en felaketli günlerinde doğdu Seyyid Osman Hulusi Efendi. Hocamız 14. asırda onun ta 6 asır önceki bir afadından Somuncu Baba'dan bahsetti. Ve aradan 6 asır geçti. Yine dünyanın en karanlık bir zamanı Birinci Cihan Harbi ve Anadolu'nun en perişan bir dönemi Somuncu Baba, Somuncu Baba'nın ahfadı Seyyid Osman Hulusi Efendi Darende'de dünyaya geldi. Özelliklerine baktığımız zaman bugün günümüz insanına ışık tutan, hemen her yönüyle ışık tutan özelliklerini görmekteyiz. Yani bir asil bir aileden geliyor. Bu Allah vergisi bir şey. Asil bir aileden gelmek Allah vergisi bir husustur. Temiz anne ve babalardan gelmesi bu bir insan için en büyük nimettir. Mesela bizlerin bir İslam beldesinde doğmamız, Müslüman bir anne babadan dünyaya gelmemiz, Peygamber Efendimizin ümmeti olmamız, acaba bunlardan daha büyük bir nimet düşünebilir miyiz? Sadece bu nimetlerin kıymetini, bu nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz? Bakın bunları eda edebilmek mümkün değil. O Somuncu Baba ahfadından oldu. Daha fazla bir nimete sahip. Ve yine Seyyid aileden dünyaya geldi. Ama anne babasına olan hürmetini ona yazdığı mektuplarda okumak mümkün. Bugün bir yere gelen insanlar anne babası duasını alarak gelebilirler. Çok önemli yerlerde olanlar, güzel hizmet edenler mutlaka anne ve baba duası alarak geliyorlar. Ben Seyyid Osman Hulusi Efendi'de bunu görmekteyim. Mesela 7 yaşındayken şeyhiyle tanışıyor, İhramcızade ile. Darende'ye geldiği zaman ona refakat ediyor, yolculuk ediyor. Ve onu kısa yollardan getirirken, kestirme yollardan, nereden getiriyorsun bizi evlat dediğinde, yar yolundan diyor. Yar yolundan götürüyorum. 7 yaşında. Ve eve geldiğinde evladım ne istersin, sana paramı vereyim, himmet mi edeyim? Himmet eyle diyor. 7 yaşındaki bir gencin olgunluğunu buradan düşünmek lazım. İşte ana baba duası, işte asalet. Belki herkes böyle bir asillik yakalayamayabilir ama asil insanları yakalayabilir. Onları görebilir. Onların kıymetini bilebilmek de yine anne baba duası ve yine bir asalet diye ben ifade ederim. Ve o andan itibaren oradan alıyor, bir taraftan anne baba, bir taraftan mürşidinden alarak yetişiyor ve gerçekten bütün bir insanlığa ışık tutabilecek bir noktaya gelebiliyor. Onun insanlığın böyle felaket girdabında, insanlığın canavarlaştığı bir dönemde o Darende'den bütün bir insanlığa ışık saçacak bir noktaya geliyor arkadaşlar. Bunu da görüyoruz. Büyük Veli Mevlana Halid-i Bağdadi yoluyla Nakşibendi yoluna intisap ederek gelişiyor.
manevi hayatında aynen Somuncu Baba'da anlatıldığı gibi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ve sünnet-i seniyyenin gösterdiği yol ve ahlak-ı Muhammediye'ye bağlı bir edep görmekteyiz. Yani onu izleyen bir kimse sünnet-i seniyye yolunda ilerlemekten başka bir şey yapamaz ve huyunu da ahlakını da en güzel bir şekilde Peygamber Efendimizin ahlakı ile ahlaklandırır. Alimler peygamberlerin varisleridir. Alimler ümmetin en emin insanlarıdır ve alimler yeryüzünün ışıklarıdır, kandilleridir. Onlar insanlığa yol göstericidir. Çünkü dünya bir çıkmaz yoldur. Çıkmaz bir sokağa girdiğinizde geri dönüşünüz yoktur. Çıkmaz bir yolda yıllarca ilerlersiniz. Çıkmaz olduğunu hissettiğiniz anda zaten işiniz bitmiştir. İşte alimler, Peygamber Efendimizin varisi olan alimler. Çıkmaz bir yol değil. Ebedi saadeti gösteren alimlerdir. İki cihanda huzuru bulduğun alimlerdir. Onlar için çıkmaz sokak yol, onlar bir ulu caddedir. O ulu caddenin götüreceği yer ebedi saadettir. Gönül sultanlarını sadece muayyen zamanlarda, muayyen vakitlerde, toplantılarda değil, her zaman anmak gerekir, her zaman hatırlamak gerekir ve her zaman sevmek gerekir. Kalpte onların sevgisi, yani onlar görüldüğü zaman, onlar hatırlandığı zaman Allah hatırlanır denen insanların sevgisi bulunmalıdır. Bu Cenab-ı Hakk'ın sevgisine götürür zaten. Peygamber Efendimizin sevgisine götürür. Nitekim Peygamber Efendimiz el mer'u me'a men ehabbe buyurmuyor mu? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimi sevdiğimize çok dikkat edeceğiz. Kimleri sevdiğimize çok dikkat edeceğiz. Zira o sevgi bizi Peygamber Efendimiz'e, o sevgi ilahi sevgiye bizleri götürecektir. Fenafil arkadaş, refik, fenafil şeyh, fenafil resul ve fenafillah denildiği işte bu noktadır. Hulusi Efendi de gönlü hep temizlemek üzere, arı tutmak ve masivaya yer vermemek üzere divanında sık sık ifade buyurur. Hulusi vaslı dildar istersen gönülde koyma ayara muhabbet. Bakın, gönülde ayarın sevgisini, gayrıların sevgisini, başkaların sevgisini, dünya sevgisini gönülde yer verme ki Rabbine kavuşasın. Eğer ilahi vasla erişmek istiyorsan gönülde bu sevgileri bulundurma. Peki ne ile olur bu sevgi? Zikr ile olur. Onu anmakla olur. Bir kişi kimi severse ismini çok yad eder, yarını yad etmeyen battalı gam kasvet yıkar demişler. Seyyid Osman Hulusi Efendi de her an her nefes gayra meyli kes, budur sana bes hakkı zikreyle. Uyan ey mürde, düşüp bir derde, kalkıp seherde hakkı zikreyle. Uyan ey mürde, ey ölü kalp. Onu zikreylemeyen kalp ölü kalptir. O yaşamıyor. Uyan ey mürde, düşüp bir derde. Derde düşen adam zikreylemeye başlar. Dert ehli ol, dert ehli. Bir derdin olsun senin. Bu dünyaya ancak dertsiz adam hayvan olur dediği gibi Yunus, derdi olmayan adam hayvan adam gibi olur. Onların derdi olmaz. Uyan ey mürde, düşüp bir derde, kalkıp seherde hakkı zikreyle. Tutup bir etek, ol ballı petek, inle bülbül tek, hakkı zikreyle. Tutup bir etek, ol ballı petek. Bir eteği tutmadan da olmuyor. Bir eteği tutacaksın. Bir mürşide varacaksın. Şimdi bazıları geçen bir toplantıdayım. Orada böyle konuşurken dedi ki, biz artık dedi, şu FETÖ belası çıkmıştı da, biz artık dedi, yukarıdakiyle beraberiz dedi. Sadece onunlayız dedi. Ya dedim, bir adam ki, bir adam zaten 40 yıldır bir milleti yanlışa doğru götürdü.
Adam gitti, yine yanlışa götürüyor. Yani ifade ettikleri manalar şeyhten, dervişten, mürşitten, imamdan, himmetten, her şeyden bir milleti kaçar hale getirdi. Neden? Cahil çünkü, cahil bıraktı. 40 yıl cahil bıraktı bir adam. Gittiği zaman şimdi de peygamberimizi de bıraktın mı? Mevlana'ları, Yunus Emre'leri, Somuncu babaları, Akşemseddin'leri, Hacı Bayram-ı Veli'leri her birisi Rabbe götürmüyor muydu? Ona götürmüyor muydu? Ondan gayrılara mı götürüyordu? Bir adam ki yanlış yapıyor, günümüze de adamı bakıyor, şimdi kendisi yok. Peygamberimize varmadan nasıl Rabbe varacaksın? Onu tanımadan şeriatı nereden bileceksin? İslam'ı nereden bileceksin? Hala bize, hala zulmeti, bir adamın zulmeti hala devam ediyor. Görebiliyor musunuz? Yanlış düşüncesi. Özür dilerim hocam falan dedi. Ben de kusura bakma dedim. Yani söylemek zorundayım. Alim, evliya, veliyi tanımazsan, mürşidi kamilin ne olduğunu bilmezsek, hep yanlış yapmaya devam ederiz. İşte tutup bir etek, ama nasıl etek? Hakka götüren etek. O ana ceddeyi açan etek. O zincirin halkaları gibi Peygamber Efendimiz'e kadar vardıran. Bakıyorsunuz bunlar işte bir ana caddedeki ışıklar gibi, yol gösterici. Köşe başlarındaki direkler gibi. Onların o zincirin halkaları bir tanesi kopunca zaten varamıyorsun. Somuncu babadan gelen halka nasıl işte bakıyorsunuz Hacı Bayram-ı Veli'yi Akşemseddin ta gelip duruyor. Seyyid Osman Hulusi Efendi diyoruz. Nasıl gelip duruyor? Peygamber Efendimiz'e kadar da varıyor. Varmazsa zaten kesiklik olursa orada artık korku başlar. Bu böyle bir şey. Hocası kim dediğiniz zaman biten adam sizi oraya götürmez. O zaman hemen yine yanlış yapmaya başlar. Tutup bir etek, ol ballı petek. O zaman ballı petek oluyorsun. Balsız bir petek değil. İnle bülbül tek, bülbül gibi inleyip hakkı zikreyle. Yine soyadı bakımından aynı mahlası kullanan, aynı mahlası şiirinde Ahmet Hulusi var. Aynı ifadeyle ne güzel söylüyor. Zikrile hasıl olur aşk salikin gönlünde bil. Levh-i dülden kiri pası çalışıp zikrile sil. Eyle ikbal sen hüdaya gayrısına verme dil. Çün bu yolda masivadan geçmeyen sadık değil. Şol saray ki pak değil tahtı sultan olmadı. Bir saray pak olmazsa, temizlenmezse o zikrile temizlenir. O temizlenmezse orası padişahın konduğu saray olmaz. Gönül Cenab-ı Hakk'ın nazargahıdır. Onun için onun oraya nazar etmesi için senin orayı temizlemen lazım. Hulusi Efendi, Seyyid Osman Hulusi Efendi bu bakımdan sık sık bunu vurgular. Oranın temiz olmasına dikkat et. Orası temizse gerisi tamam, düzelir. Orası pisse kork artık. Tam bir tasavvufi bakış sahibidir Seyyid Osman Hulusi Efendi. Riya, nifak, fesat, haset, dünyevi bütün düşkünlüklerden arınmış bir kalp ister. Ve nasihati her zaman kendine yapar. Büyükler öyledir. Önce kendine, sen ondan alacaksın. Kendilerini aşağı gösterirler. Yüceltmezler, yükseltmezler. Ve mütevazılık vardır. Ama o nasihat banadır. O nasihat sanadır. Hulusi mekru âline, aldanma zülfü haline, meyletme mülkü maline yalancılar pazarının. Hulusi mekri aline, bu yalancılar pazarı ne hoş ifade ya. Şu dünya değil mi? Bir yalancılar pazarı. Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Mevlana'nın şu sözüne, başkasının yanında her türlü ihlas, yalnızken aynı ihlas var mı? Sevdiğimiz bir şeyhin yanında, sevdiğimiz bir mürşidi kamilin yanında, sevdiğimiz bir büyüğümüzün yanında nasılsak her an aynı olabiliyor muyuz? Her an aynı düşünebiliyor muyuz? Seyyid Osman Hulusi Efendi bu yalancılar pazarına dikkat çekiyor. Sakın dikkat et, bu dünya aldatır.
burada durmanla buradan ayrıldığın zaman farklı olmasın hali. Başka olmasın diyor. Çok önemli bu. Dünya aldatıcıdır bu dünya. Hulusi mekru haline, hilesine aldanma. Zülfü haline güvenme. Meyletme mülkü maline, mal ve mülküne güvenme. Bu yalancılar pazarının 40 yıl Hoca Efendi diye karşımıza çıkıp da ceketini açtığı zaman altından haç çıkan adamları görmedi mi bu millet? Görmedi mi, anlamadı mı? Bakın işte bunu görebilecek, bunu anlayabilecek. Bu nerede? İşte yazılarında, fikirlerinde, sözlerinde, yolunda, soyunda bunları görebilecek. Görmediği zaman yalancılar pazarında aldanıp gidiveriyor. Ve insanları yaratılış gayesindeki hikmetten haberdar ediyor sık sık. Uyan derin uykudan, uyan Müslüman, uyan diye haykırıyor. Onlar ölünce uyanırlar. Hadis-i şerif. Ölünce uyanırlar. Hulusi Efendi bağırıyor, ölmeden uyan, uyananlardan ol. Uyan derin uykudan, uyan Müslüman, uyan. Bir gün gelir ki bu alemi hayat, alemi hayal olur. Hayat ile hayal arasında bir tek harf var. Bir gün gelir ki bu alemi hayat, bu hayat dediğiniz şey alemi hayal olur. Dehrin nesi var ise cümlesi payimal olur. Bu dünyadan götüreceğim bir şey yok. Ne varsa payimal olur, yok olur. Her demi zevk ile geçen eyyamın ahir encamı firkatü melal olur. Bütün bir hayatın, Osmanlılarda nasihatnameler diye eserler var. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin de nasihatül mülük diye meliklere nasihatler var. Orada şöyle başlıyor. Ey sultan, Nuh aleyhisselam 1000 yıl yaşamıştı. Öldüğü gün sanki yaşamamıştı. Nuh aleyhisselam 1000 yıl yaşamıştı ama öldüğü gün sanki yaşamamıştı. Yok oluyor. Ne güzel söylüyor Hulusi Efendi. Her demi zevk ile geçen eyyamın, 1000 yıl zevk ile günlerin olsa, ahir encamı firkatü melal olur. Bütün malını, mülkünü, eşini, dostunu, torunlarını, evlatlarını bırakıp gideceksin. Hiçbir şey götüremeyeceksin. Yok olacak. Onun için uyan Müslüman, uyan derin uykudan. Şu uykudan uyan, bugün uyan diye insanlara sesleniyor arkadaşlar. Yani çünkü bu gerçekten önemli bir şey. İnsanları çok aldatıcı yollar var. Yine buna o kadar dikkat çekiyor ki gencimizi, kızımızı, oğlumuzu felaketlere sürükleyecek öyle adetler geliyor ki dünyanın zevkine insan aldanıp gidiveriyor. Eskiler yenilenir. Hep yeni adetler gelir. Şerkü pake uymayan 1000 türlü bid'atler gelir. Yani nasıl bir dikkat çekiyor bakın bid'atlere. Nasıl dikkat çekiyor Hulusi Efendi. Eskiler yenilenir. Hep yeni adetler gelir. Çeşit çeşit adetler ediniriz. Şer-i pake uymayan, Resul'ün yoluna uymayan 1000 türlü bid'atler gelir. Giyimde gelir, ahlakta gelir, edepte gelir. Dikkatli ol bu bid'atlere karşı. Resul'ün yoluna uymaya çalış. Nice kut'ay-ı tarik, mürşitli geyler iddia, kendi butlanından uydurma dalaletler gelir. Sadece adette gelmez, giyimde kuşamda gelmez. Ne de gelir? Nice kut'ay-ı tarik, nice yol kesiciler gelir. Allah yoluna giden yolları kesenler gelir. Bid'at sahipleri gelir. Ehl-i sünnete uymayanlar gelir. Kaderi inkar edenler gelir. İmanın şart, nice şartlarına uymayanlar gelir. Bakın arkadaşlar, şu FETÖ dediğinizin imanın şartlarını sayarken Allah'a inanmak, ahirete inanmak, peygamberlere inanmak, dördüncüsü imanın şartı da şöyle söylüyordu, ubudiyet veya adalettir. Meleklere iman yok, kitaplara iman yok, kadere iman yok. Nisan 2005 Ailem dergisinde
kendi ismiyle, kendi ismiyle, imzasıyla imanın şartını sayarken üçünü söylüyor, dördüncüsü de ubudiyet veya adalettir diyor. Kulluk imandan mı? İslam'ın şartı değil mi? Adalet imanın şartı mı? İmanda veya denilir mi? İmanda veya diye söylenir mi? Veya ile şüpheyle iman olur mu? Seyyid Osman Hulusi Efendi yazıyor. Kendi butlarından uydurma nice dalaletler gelir. Kendi fikrinden, kendi düşüncesinden uydurma nice fikirler yazar. Uyanık ol, dikkatli ol, sapma başka yere. Biz yakın olduğumuz müddetçe diyar-ı küfre türlü zahmetler doğar, türlü nedametler gelir. Biz yakın olduğumuz müddetçe diyar-ı küfre, eğer diyar-ı küfrün adetlerini alırsan, ananelerini alırsan, yaşayışını alırsan, nice zahmetler doğar, nice meşakkatler gelir. Sadece bu dünyada gelmez, asıl öbür dünyada gelir diyor. Dikkatli ol. Tarihçi olarak Hulusi Efendi'nin bir de tarihi yönüne, abi nasıl toparlayalım ya? Toparla diyor başkan biziz. Hulusi Efendi'yi anlatıp da nasıl toparlarsın? Tarihi bir toplantıda söylediği zaman nasıl ifade ederiz diye, tarih köktür diyor. Tarih köktür. Tek bir kelime. Kökünden uzak düşen, kökünden ayrı düşen dal, yani kökü kurudu mu dallar çürümeye başlar. Kökünü unuttun mu dalın artık çürür, sonunda da keserler. Tarih köktür. O kök Adem Aleyhisselam'dır diyor. O kök Nuh Aleyhisselam'dır. O kök Oğuz Han'dır. O kök peygamberlerdir. Bunu unutursan çürürsün, yok olursun. Hem dininle hem tarihinle, bin yıllık senin tarihin, Oğuz Han'dan, Osmanlı, Selçuklu'dan, Gazneli'den, Karahanlı'dan, Osmanlı'dan İslam'ın sancağını dalgalandırdı. Bu tarihi bil. Bu tarihten uzak düşme. Kökünden uzak düşersen milletin yok olur. Milletin başka milletlerin oyuncağı olur. Evlatların dinini yaşayamaz hale gelir. Tarih köktür. Yani bir ifadesiyle alimlerin hani sözleri öyle geniş manaları ifade ediyor ki, Seyyid Osman Hulusi Efendi'de baktığımız zaman bunu görüyoruz. Gerçekten her sözü bir nasihat, her sözü bir mektep, her sözü bir cilt kitap. Peygamber Efendimiz üç kimsenin amel defteri kesilmez buyurdu. Sadaka-i cariye, bunu alimler işte vakıf olarak özdeşleştiriyorlar. Sadaka-i cariye bırakanlar, faydalı ilim bırakanlar, hayırlı evlat bırakanlar. Az önce burada izledik. Nice sadakayı cariye bıraktı. Devam ediyor. Az önce yine görüyoruz, eserler bıraktı. Neyi? Divanını bıraktı. Mektubatı bıraktı. Hutbeleri bıraktı. Hangi satırını okusan mutlaka bize bir ders, bir ibret veriyor. Boş bir tek kelime, bir tek harf yok. Sadece okumak düşüyor. Ki kendisinin hayatını yazmakla da şerefyab olduğum iki ciltlik bir eseri, gerçekten onları yazarken, okurken bunu çok daha iyi görüyorsunuz. Ve hayırlı evlatlar bıraktı. O vakfın devamında bugün yine Hamid Hamidettin Ateş Beyefendi'nin mütevelli heyetini başlattığı, yürüttüğü o hizmet bütün cihanı tutarak devam ediyor. Ve bu hizmet kervanı İnşallah kıyamete kadar devam edecektir. Seyyid Osman Hulusi Efendi Seyyid Osman Hulusi Efendi, senin sevdana yanmak gayrı sevdadan usanmaktır. Seni sevdim demek haline rengine boyanmaktır diyor. Senin sevdana yanmak gayrı sevdadan usanmaktır. Ben bu yolun aşıkıyım. Ben bu sevdadayım diyen kimseler, seni sevdim demek senin rengine boyanmaktır. Bütün bu hizmet aşkıyla yanmak demek, bu hizmet aşkıyla boyanmak demek,
her zaman bu hizmetlere destek olmak demek, orada olmak demek, buradayım demek, o zaman kıyamete kadar devam edecektir. Cenab-ı Hak hepimizi bu yolun yolcusu eylesin, muzafferiyet ihsan eylesin, başımızda bulunan büyüklerimize hayırlı uzun ömürler versin diyorum. Sağ olun, var olun diyorum.